Merhaba sevgili izleyenler. Bir gündem analiz programıyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere İslam'da Müslümanların kadınlara bakışını, çocuklara bakışını konuştuk. Bu konuyla ilgili Kur'an ayetlerini, hadisleri okuduk ve bu konu üzerinde sohbet ettik. Bu konu son derece önemli bir konu çünkü yobaz zihniyetin kadınlara ve çocuklara bakış açısının ne kadar çarpık olduğunu sizler de gayet iyi artık A9 kanalı vesilesiyle biliyorsunuz. O yüzden bu haftaki konumuzu da bu önemli hususa ayırdık. Bu hafta İbrahim Seral Köprülü kardeşim de bizlerle birlikte. Kartal yine bizle. Berker hocam yine her zamanki gibi bizimle birlikte güzel bir sohbet yapacak. Şimdi önce ben sözü Berker'e vereceğim. Özgürlüklerle başlamak istiyoruz. Yani aslında bu hafta 23 Nisan'ı geçirdik. Egemenlik bayramımız. Ermeni tasarısı konusu. Evet. Elbette dünyada önemli konular var. Evet. Fakat özgürlük konusu bunların hepsinden önemli. Yani hepsini konuşabiliriz ama bu olmadan diğerlerinin hiçbir manası yok. Üstad Bediüzzaman Hazretleri demiş ki, ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam Evet. demiş. Yani insanların özgürlükleri birinci derecede önemli bir konudur. Ve bizim Türkiye'miz bu konuda Orta Doğu'ya, dünyada birçok ülkeye şu anda örnek olabilecek bir ülke. Evet. Laiklik, hukuk devleti olması, sosyal devlet, demokrasinin yerleşmiş olması, Orta Doğu'daki ülkelerin Türkiye'yi bu konuda örnek olarak alırken bizim bu konuda fütur yapmamamız lazım. Yani özellikle sorumluluk sahibi insanların ve kamunun önünde olan insanların, sözleri Türkiye'de çok ön plana çıkabilen insanların bu konuda da daha da örnek olması gerekiyor. Dolayısıyla biz herkese dilediği şekilde yaşama özgürlüğü, dilediği şekilde ifade özgürlüğü, başkalarının hürriyetlerine de girmeden, onlara o özgürlüklerini taciz edici, hürriyetlerini kısıtlayıcı, hukuk alanının içinde, saygı alanının içinde kalarak istediği gibi yaşama özgürlüğü. Bunu bir kere önce bize Allah veriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde zorlama yoktur. Bize özgürlüğü veren başta Allah. Güzel dinimiz İslam ahlakı. Bize o özgürlüğü, insanlara o özgürlüğü veriyor. Dolayısıyla Müslüman ülke olarak Türk insanların, Türkiye'deki tanınan insanların bu özgürlüğü herkese gösterici bir şekilde örnek olmaları çok daha önemli. Evet. Yani genç kızların kıyafetlerine karışmama, gülmelerine karışmama, yaşam özgürlüklerine, ifade özgürlüklerine karışmama bu insanların üzerinde bir baskı oluşturur. Ve kötü bir örnek olur, dünyaya da kötü bir örnek olur. Tabii. Dolayısıyla biz üstelik dindar demokrat olduğu iddiasında olanların şüphesiz bu demokrat yapıyı, bu özgür yapıyı insanlara özellikle daha da iyi vurgulamaları gerekiyor. Bırakın insanları kısıtlayıcı cümleler sarf etmeyi, öyle uygulamalar yapmayı daha da arttırıcı bir şekilde teşvik etmeleri gerekiyor. Ya Türkiye öyle bir ülke oldu ki, ya sırf yakın çevremiz değil, bütün dünyanın gözü yani Avrupa'sı, Asya'sı, Amerika'sı çok ilginç bir şekilde Türkiye'nin üzerinde ve yani bizim her hareketimiz izleniyor. Her hareketimizi çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Altun dediği gibi yani önde gelen büyüklerimizin yani hepimizin buna titizlenmemiz gerekiyor. Yani ülkenin çevresinde bir sürü olaylar oluyor, içinde oluyor. Dünyada sürekli olaylar olurken her olay bir şekilde yani takdiri ilahi Türkiye'ye değiyor. Yani Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki olay da Türkiye'ye değiyor. Kanada'daki bir vaka da Türkiye'yi bir şekilde ilgilendiriyor. Evet. Böyle olunca bütün bu ülkeler bizi izliyor. Evet. Ve hepsinde de şu korku var. Türkiye'de hani böyle bir kısıtlama olacak mı? Bağnazlık olacak mı? Ne kadar modern? Ki güzel bir ivme de kazanmış durumda ülkemiz. Yani gayet modern işte geliyorlar, denizlere giriyorlar, turizm var. Yani her türlü turizm var. Yani hem dini turizm hem işte Karadeniz bölgesi her yeri geziyorlar. Ve bir ferahlık var. Yani bunu şimdi kapatırsan bu sefer bütün dünyada bir tepki oluşuyor. Halbuki istedikleri aslında Türkiye modeli. Yani bugün Amerika'nın olsun, Avrupa Birliği'nin olsun, dünya Müslümanlarını görmek istedikleri model Türkiye'deki anlayış. Yani tabii bir noktadaki anlayış. Yani o modernlik, değil mi? O açılım,
yabancı dil bilen insanların artması, kültürlü insanların artması. Ve bu hususta da yani hepimizin yani takdir ettiği bir durum var. En önemli, en etkin faaliyeti değerli hocamız Sayın Adnan Oktar yapıyor. Ve en örnek faaliyeti bilerek uzun süreli bir gayret içerisinde. Şimdi bundan 3-4 gün önceki hocamızın canlı yayın programında yaşlı bir teyze mesaj atmış. Malumunuz artık bütün Türkiye biliyor. Kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz programa çıkıyorlar hocamızla. Mesajında diyor ki teyze, edep yahu diyor. Şimdi de erkeklerle çıktınız. Olacak şey değil diyor. Şimdi yani ben duyunca yani dedim yanlış duyuyorum herhalde dedim ilk mesajı hocamız okurken. Şimdi neye edep yahu? Bir. Bir de ne yapmamız gerekiyor bizim? Ben gerçekten o durumda hatta hocamız dedi ki ya kardeşim sizin hiç yani bir ayarınız yok mu? Yani veya ayarınız ne? Yani insan gerçekten şaşırıyor. Şimdi o kafa şu an bizi seyrederken aynısını da düşünüyordur. Yani 4 tane işte adam oturmuş sohbet ediyor. Olur mu öyle şey? Ya şimdi kardeşim o olmaz bu olmaz. Bize bir kere şimdi hocamız neyin olacağını çok güzel anlatıyor bir kere. Yani Kur'an'a dayalı, ayetlere dayalı ve hadis-i şeriflere dayalı bir şekilde. Yani Kartal'ın anlattığı o bütün dünyanın baktığı bir model var ya. O modeli en güzel şekilde ortaya koyuyor. Hem hayatında hem çalışmalarında hem programlarında. Siz de koyun. Şimdi eleştirmek kolay. Şimdi 4 kişiyiz olmuyor. Hanımlarla program yapıyoruz olmuyor. Kalabalık arkadaşlarımızla oturuyoruz programımız olmuyor. Peki ne oluyor? O zaman onu anlatın. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor bir ayet-i kerimede. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın. Ve haddi aşmayın diyor Cenab-ı Allah. Bak tam ayet yani. Direkt bakıyor. Bir kere bir hadsizlik furyası başlarsa o zaman işte Altun'un anlattığı o özgürlükler meselesini bir kere dümdüz gömeriz. Herkes kasılır. Hiç kimse ne sokağa çıkabilir ne de makul bir insan gibi yaşayabilir Allah esirgesin. Onun için bunun bir an önce hallolması lazım. Yani bağnaz kafanın eğitilmesi veya bağnaz kafanın bundan vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde felaket olur yani. Yani hiç kimse konuşmasın, bir şey anlatılmasın. Halbuki meğerse Kur'an'da iyiliğe emredip kötülükten sakındırırlar diyor. Nasıl yapacağız bunu? Konuşmayacağız, biz böyle oturacağız. Evet, bu ayeti nasıl, bu hükmü nasıl uygulayacağız? Çok önemli iyiliğe emredip kötülükten men etme. Evet. Şimdi erkeğe yapamıyorsun. Kadına hiç anlatamıyorsun. Peki ayetlerin birçoğu de ki ile başlıyor. Bu da hüküm işte. Yani bu emir bu. Yapacaksın bunu. Namaz gibi, oruç gibi. Değil mi? Yani bunu yapmamız gerekiyor. Ona yapma. Ona yapma. Kendi aranızda yapma. Zaten Cenab-ı Allah diyor yani kendi işlerinde de fırkalara ayrıldılar diyor ya. Bunlar birbirlerini de sevmiyorlar. Tek başına herkes hani derler ya kokuma kuşu mu ölmedi böyle yalnızlığı seven bir kuş var ya. Onun gibi oturacak. Ama küfür tabii bu arada deccali sistem bu arada bütün dünyanın anasını ağlatacak bu kafaya göre. Eğer bu kafaya kalırsa ama bu kafaya kalmayacak. Yani Allah'ın izniyle. Şimdi özgürlük ve demokrasi belirli çevreler tarafından bir lüks olarak sunuluyor. Ya şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Özgürlük ve demokrasi bir hak. İnsanlar için bir hak. Zaten biraz önce Altuğ'da bahsetti ondan. Hocamızın çok güzel bir sözü var. En ileri demokrasi seviyesine biz ulaşmak için çaba sarf ettiğimizde zaten İslam'ı bulacağız diye. Ya maşallah. Yani çünkü İslam özgürlüğün ve demokrasinin sınırsızca en güzel şekliyle yaşandığı din. Şimdi bize hep şöyle bir eleştiri geliyor. Ben belirli yerlerde yazdım da. Batıya mı özeniyorsunuz? Bir kere biz batıya özenmiyoruz. Zaten bizim insanımızın demokrasi, en güzel yaşam tarzı, en ileri demokrasi, en adil düzen zaten bizim insanımızın en büyük hakkı. Bizim buna ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla Batı'nın da belirli tedirginlikleri oluyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden, işte Kuzey Afrika'dan, Asya'daki belirli uygulamalardan çok büyük rahatsızlıkları oluyor. Bizim bunları aşmamız gerekiyor. Yani İslam'ın bu olmadığı aslında çok gerçek haliyle özgürlüklerin, kalitenin, sanatın, bilimin yaşandığı bir
sistem olduğunu evet. herkese göstermemiz gerekiyor. Bu durumda da en çok rahatsız oldukları konu da zaten kadınlara olan standart dışı, yani onları dışlayıcı uygulamalar. Ya bir de çok affedersin, ya kim karar veriyor buna bile? Şimdi diyorsun ya kadınlara karşı standart dışı uygulamalar. Yani bunun bir uygulayıcısı var. Yani hangi kafa bu uygulama hakkını, yetkisini, hukukunu kendinde buluyor da kadınlara karşı evde otur, sokağa çıkma, önüne bak, onu giy, bunu giyme, şunu ye, bunu yeme, onunla konuş, bununla konuşma. Yani peki adama sorarlar sen kimsin diye. Yani bu hak hukuk sana nereden geliyor? Yani biri tarafından bir görev mi verilmiş sana? Veya ne bileyim sen bir görev mi addettin bu konuyu? Bir kere hem böyle diyorsun, bak bu da çok acayip. Sonra bir bakıyoruz, bambaşka bir hayat modeli içerisindesin. Yani doğru bir hayat modeli içerisindesin. Ama göründüğün gibi değilsin. Veya anlattıkların, yaptıklarınla tutmuyor. Mesela burada çok ciddi bir samimiyetsizlik var. Ya senin yaptığın doğru bir şey zaten. Mesela kadınlarla sohbet ediyorsun. Olabilir, ne var? Otursun şarkı da söylersin. Sen de söylersin, bir hanım da şarkı söyler. Beraber de söylersiniz. Ya bunlarda hiçbir şey yok. Dans da edilir. Müzik de dinlenir. Şarklatırsın da alkışlarsın. Güzel bir şey zaten alkışlanır. Bunların hepsi çok doğal. Çok, hatta istenilen model, yani İslam'da olan model. Sen bunları zaten yapıyorsun. Ama dönüp sanki hiç bunları yapmıyormuş gibi, sanki bunlar kötü şeylermiş gibi olmadığı halde bunları yapanları eleştiriyorsun. Ya, hem de en güzel şekilde yapanları eleştiriyorsun. Ayrıca da en adabıyla, yakışır şekilde yapanları eleştiriyorsun. Bu samimiyetsizlik. Bunun yanlış olduğunu artık bütün Türkiye öğrendi inşallah. Buna Üstad Bediüzzaman Hazretleri teşhisi koymuş. Yani deccaliyetin ortaya çıkardığı akımın ismini koymuş. Cereyanı münafıkhane diyor. Yani münafık akım. Hastalık. Bu bir hastalık. Evet. Bu iman zafiyetinden evet. kaynaklanan dünya sevgisi, dünyayı yaşama, dünyada makam, şan, şöhret, işte şey elde etme, güç elde etme, her neyse yani. Dünyevi olabilecek tüm emelleri içeren dünyayı yaşıyor. Ama bir yandan da dinin öğretilerini bir öğreti gibi, yani ruhunda, kalbinde özümsemeden dilinde var. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boğazlarından geçmeyecek evet, bunları. Yani evet. kalbine inmemiş, evet. özümsememiş. Hakiki bir imanla bakmamış. İman zafiyetinden kaynaklanan ikili bir hayat. Dediğin gibi yani yaşadığını eleştiriyor, eleştirdiğini yaşıyor. Yani insanı kasar o, mahveder ya. Çok zor hayat o. Yani düşünsene, doğru bir şey yapıyorsun ama bir taraftan da onu böyle gizleyip saklaman veya arada yapman senin dünyanda doğru. Hani aman şimdi ben böyle bilinirsem bu sefer olmaz. Ama onu da beğeniyorsun doğru olduğu için. Bir taraftan da yapanları eleştirip başka birilerine yaranmaya çalışıyorsun. Bu zor bir hayat. Kendin yapıyorsun, yapmak istiyorsun. Başkası yapınca niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun diyorsun. Ertesi gün yine yapıyorsun. Kaldı ki mesela ben bizim arkadaş grubumuzdan örnek vereyim. Yani bizim hayatımız A'dan Z'ye, Kur'an'a, hadis-i şeriflere uygundur. İnşallah. Kaldı ki biz bununla ilgili olarak hiç kimseye hesap verme durumunda da değiliz ayrıca. Yani ister istediği gibi yaşar. Bu ayrı mesele. Ben inançlı yaşıyorum. Arkadaşlarım inançlı yaşıyor. Ve inançlarının prensiplerine göre yaşıyorlar. Bir başkası da inanmaz ama inandığı şeye göre yaşar. Buradaki kritik konu iki tarafında birbirine zarar vermemesi. Saygı duyması, hoşgörüyle bakması. Bu kadar. Ne yapıyorsa yapar. Hiç kimseyi, hiç kimsenin işi gücü de ilgilendirmez. Yaşam tarzı da ilgilendirmez. Giydiği kıyafet hiç ilgilendirmez. Bir programda demişti hocamız, ya dedi mecliste artık kadınlar pantolon giymeyecek diye bir karar çıktı. Biz buna seviniyoruz dedi. Hale yani. Bak dedi. Yani sevindiğimiz şeye bak. Kadınlar pantolon giyiyor. Yani bu olmaz. Yani Kartal'ın dediği gibi Türkiye ultra modern olması lazım. Böyle bir rezalete nasıl onay verildi diye konuşmuyoruz da. Da evet. O yasak kalkınca yaşasın yasak da kalktı diye seviniyoruz. Ya zaten yani yasakları kaldırma prensibiyle bir insan insanlara hizmet etmek isteyebilir ülkede, değil mi? Yani siyasete giriyorsa bunu sağlamak için, zaten özgürlükleri sağlamak, değil mi? Yani kötülükleri ortadan kaldırmak, iyilikleri ortaya getirmek.
İnsanlara iyilik getireceksen onları neşesine karışmayacaksın. Güzel, neşeli olmasını sağlayacaksın bilakis. Tabii ki. Sen onları üzüyorsan, sen onları üzücü sözler söylüyorsan, onların hareketlerini kısıtlayıcı tavırlara giriyorsan, bu bir kere herkese de olur. Şimdi o sana da yapılsa, bu bir herkes tarafından uygulanmaya kalksa yaşanmayacak bir ortam haline gelir burası. Ki geçmişte yaşıyorduk mesela bu yani 28 Şubat süreci olsun, ondan önceki dönemde olsun. Yani Müslümanlara ciddi bir baskı vardı o 90'larda. Evet. Bir 163 mi? Birkaç madde vardı. Hı hı. Hani evet. İslam kelimesini kullanamıyorduk. Kur'an kelimesini kullanamıyorduk. Televizyonlarla çıkacağız da bu şekilde Allah'a zikredebileceğiz, konuşacağız. Evet. Bunlar imkansızdı o zaman. Evet. Biz bu yasaklardan mağduriyetimiz oluyordu. Tebliğ yapamıyorduk, anlatamıyoruz diye canımız yanarken. Şimdi biz böyle bir şey yaparsak başka birisine bu hiç yakışık olmaz. Tabii. Allah nasip etti. Elhamdülillah. O dönemler geçti. Şimdi bütün televizyonlarda Kur'an okunuyor. Sürekli tebliğ yapılıyor. Tabii. Allah zikrediliyor. İnsanlar dine yöneliyor. Değil mi? Türkiye'nin büyük bir kısmı şu an manevi olarak yükselmiş durumda. Elhamdülillah. Dindar bir altyapı oluşmuş durumda inşallah. Tabii. Şimdi bundan sonra sen gidip de başka insanlara daha çok tebliğ yapma, daha fazla özgürlük sağlayıp bütün toplu, ben yani Türk, başta Türkiye olmak üzere, Türkiye, yani biz diyoruz Türkiye, Türkistan birliğinin lideri olacak diyoruz inşallah, duamız bu yönde. Biz bütün dünyaya bu yönde örnek olmamız lazım. Biz yani tabii ki anayasaya uyacağız, kanunlara uyacağız, karşılıklı kişilik haklarımıza hakarete varmadan, ama her şeyde yapılmamız lazım. Tabii. Kanunlar zaten çok güzel çizmiş. Ve zaten Kur'an'da da Allah'a zaten hesap vereceğiz. Orada da hükümler belli. Evet. Onun dışında şimdi biz çıkıp da birini kısıtlarsak, sen şunu niye yaptın, bunu niye yaptın, bu samimi olmaz. Evet. Ve bu bizi yüceltmek yerine küçük düşürür. Hem dünya tabii insanların nezdinde, hem kendi ülkemizdeki vatandaşlarımız. Yani Türkiye'deki herkes bir değer çünkü inşallah. Tabii ki. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. İslam ülkeleri Türkiye'yi gerçekten örnek görüyorlar. Yani birçok yönden, yani bir ağabey konumda görüyorlar, bir lider görüyorlar. Hem siyasi sistemini hem yaşam sistemini örnek almaya çalışıyorlar. Aslında hiç çok az düşünülmüş bir şey var üstünde. Türkiye'de insanlar bir baskı, bir dayatma olmadan dinlerini yaşıyorlar. İnsanlardaki hayranlık oradan aslında. Mesela İran'a hayranlık duyan bir İslam ülkesi var mı? Tabii yok. Göremiyoruz. Bakın bunu Ahmet-i Nejat söylüyor. Diyor ki, talimatname ve kararlarla diyor, bazı şeyleri dayatamazsınız diyor. Baskı zoruyla gerçekleştirilen tercihlerin bir değeri yoktur diyor. Bazı üniversitelerde kız öğrenciler çarşaf girmeye zorlanıyor. Bunu zorla yapıyorlar. Bunu giymeseler daha iyi. Çünkü böyle bir değeri olmuyor diye bir açıklama yaptı. Hı-hı. Ahmet-i Nejat gerçekten samimi bir konuşma yapmış burada. Buna, Sayın Adnan Oktar hocamız da bu konuşmaya değinmişti. İran'da gerçekten bir baskıcılık var, bir dayatma var. Zorla bir görsel bir şekle sokulmaya çalışıyor. Özellikle kadınlar. Zaten dinle baskı ve dayatma dediğinde aklına İran geliyor insan birinci olarak. Yani. Doğru. Ve kaldı ki şunu da söyleyeyim. Evet. Şöyle zannedilmesin. Yani hani Seral'ın anlattığından işte İran, Irak, Suriye, işte Suudi Arabistan falan. Hani böyle herkes kapalı bir falan. Da öyle bir hayatta yaşıyorlar da değil ayrıca. Değil. Yani hiç alakası yok. Yani tamamen insanları samimiyetsizliğe itmiş, özellerinde riyaya itmiş bir stildir bu. Yani samimiyetsizlik veya riya yapıyorlar demiyorum. Ama onu iten bir zorlamadır, baskıdır. Özel hayatlarında, yani benim de şahit olduğum birçok sahne var. Normal, bildiğin son derece ultramodern Avrupa'yı bir hayatları var. İran asıllı Fransız bir yazar var. O bir tane kitap yazmış. İran'da kadınların köşe kapmaca oynadığını söylüyor kitabında. Kadınlar diyor, işte pastarlar var orada, kıyafete, davranışlara, sokaktaki her şeye karışan, eli sopalı, işte din adamları gibi, işte toplum polisi gibi, bekçilik yapıyorlar insanlara. Bütün kadınlar diyor, köşe başına gelip bakıyor, ardından eğer kimse yoksa makyajı devam ediyor. Eğer bir çevirme, bir pastarlarla karşılaşma durumları varsa makyajlar siliniyor diyor. Hemen diyor kılık kıyafet düzeltiliyor diyor. Diğer köşeden dönünce yine herkese aynı hayatına düşünüyor diyor. Hele siz bir de evlerde kapalı kapılar ardında yaşanan ortamları düşünün diyor. Ve bir görseniz diyor. Evet. İran'da diyor
gerçekten dinin yaşandığını aslında diyor, evet, biz göremiyoruz diyor. Hı-hı. Bu konuda Mustafa Özcan'ın da çok güzel bir yazısı vardı. İran ve Arabistan'da baskıcılıkla artan ateizmi yazdı. Yani demek ki neyi getiriyormuş? Çok baskıcılık. Baskıcılık sonuçta ateizmi getirmiş. Evet, çok önemli. Gençlerin sapmasını getirmiş. İslam ülkeleri içerisinde en çok alkol kullanılan, uyuşturucu, hı-hı, kullanılan, hı-hı, ülke Arabistan. Suudi, hı-hı, Arabistan. Yani insan duyunca, hı-hı, nasıl olabilir böyle bir şey diyor ama, hı-hı, böyle. Eşcinselliğin de en çok, doğru, yaygınlaştığı ülkeler, doğru, İran ve Arabistan. Evet. Yani ne kadar baskı kurarsanız, hı-hı, dini zorla yaşatacağım diye dayatmalar yaparsanız insanlardan tam tersi bir tepki, tabii, çıkıyor ortaya. Çok haklı ya. Yani bir kere din sevgi ve samimiyetle yaşanacak, canı gönülden yaşanacak bir hayat tarzıdır. Yani. Ve tabii bir bütündür yani. Yoksa şimdi insanın en samimi hali tek başına kaldığı zamandır. Şimdi adam tek başına kaldığında, kendi kafasında olan kişilerle birlikte olduğunda ne tür rezillikler yapıldığı yani çok iyi biliniyor o Arap ülkelerinde. Evet. Yani tabii ki çok iyi insanlar da var da. Yani böyle bir model de var orada. Burada bizim anlatmaya çalıştığımız yani Arap ülkelerinde bunlar var değil. Yani dünyanın her yerinde var ama baskı olan bir yerde, zorlama olan bir yerde siz İslam'ı samimi olarak yaşayan insanlarla karşılaşamazsınız. Yani biri mesela namazını kılacak diyelim, değil mi? Şimdi nasıl olacak o? Sen elinde sopayla bir adamın başında durup hadi namazını mı kıl diyeceksin? Yani bu ona benzer. İşte kadın köşede saklanıyormuş ya. O kadın ibadetini de aynı mantıkta Allah esirgesin yapar. Yani birileri görürken namazını kılar. Evet. Yalnızken kılmaz. Çünkü sen sevdirmemişsin dini. Bilakis soğutmuşsun. Bilakis itmişsin. Kaldı ki bir de ayrıca en önemli konu, dinde olmayan bir metotla sen bunu yapıyorsun ayrıca da. Cenab-ı Allah şeytanı alasınırım. Dinde zorlama yoktur. Sen ne yapıyorsun? Elinde sopayla köşede bekliyorsun. Yani bunun zaten Kur'an'a aykırı bir model olduğundan dolayı bereketi olmayacağı çok bellidir. Hatta hocamız bir kere demişti. Kadına karşı olan bütün rejimler yıkılmıştır ve yıkılmaya da mahkumdur demiştir. Yani kadın özgürlüğü esastır. Eğer o yerle bir olursa, bak emin ol, bu kafa erkeklere de musallat olur. Yani erkeğe de huzur vermez. Evet. Onun da özgürlüklerini elinden alır. Darmadağın eder dünyayı. Yani bunun acilen görülmesi lazım. Bu çok önemli bir konu. Şüphesiz Mısır'ı görüyoruz işte. Tabii. Yani böyle bir bağnaz zihniyete Allah müsaade etmiyor başta. Tabii. Yani ahir zamandayız. Ahir zamanın Mehdiyet ruhunun canlanıp asr-ı saadetin güzelliği yaşanacakken Allah bağnaz zihniyeti iktidar, güç ve yaşam hakkı vermiyor. Hı hı. Yani Orta Doğu'da da görüyoruz. Yani adam eline silah alıp çıkıyor veya üstüne bombayı alıp gidiyor masumların içinde patlatıyor kendini. Tabii. Mücahit oldum diyor. Ya, hı hı, dinin her şeyine aykırı yaptı. Zaten, kendini öldürmen zaten haram. Başkası masumu öldürmen zaten haram. Yani onu yapan cehenneme gider diyor Allah. Tabii. Sen dinle alakasız bir şey yapıyorsun. Bunu bak, bile Mısır'da din adına yapıyorlar. Mısır'da demişken şunu söyleyeyim araya gireyim konu için. Mısır'daki kadınların yapılan araştırma %99.3'ü tacize uğruyor. Mısır'da. Mısır'da. Yani Mısır Müslüman ülkesi değil mi? Evet. Böyle biliniyor yani. Ve 99.3'ü tacize uğruyor. Ve yani Thomson Reuters'ın yaptığı bir araştırmaya göre 22 Arap ülkesinde Mısır kadın hakları konusunda sonuncu durumda. İşte bu dediğini doğrulayan, tabii, bir istatistik. Yani tabii, o yüzden biz yani kadına verilen değer, yani kendi ailesinden birine yapılsa bir değersizlik, hı-hı, gösterisi, ya adam hemen halleniyor değil mi? Hemen cevabını veriyor, işte hukuka başvuruyor neyse. Sen başka kadınlara niye aynı bakış açısıyla bakmıyorsun o zaman? Kendi ailene baktığın gibi, hı-hı, değil mi? Tabii ki. Kendi ailende biri senin eleştirdiğin konuları yaşarken, hı-hı, ona bir şey demiyorsun, hoş görüyorsun, evet, güzellikle karşılıyorsun. Ki gayet de doğal, normal. Başkasının ailesinden birisi, senin vatandaşın, hı-hı, aynı ülkenin kardeşin, hı-hı, onunkini eleştiriyorsun. Yapınca olmuyor. Bu olmaz. Eleştiriyorsun, bir de çok ağır eleştiriyorsun. Yani ne bileyim, kıyafetini beğenmeyebilirsin. Evet. Konuşmasını beğenmeyebilirsin. Üslubunu beğenmeyebilirsin. Bunu söyleyebilirsin, hiç mahsur yok. Yani kıyafet olmamış benim ama yani namussuzlukla haşa eleştiriyorsun.
Yani hatta bu eleştiri değil, bu artık iftira ediyorsun. Hakaret. Yani hakaret ediyorsun yani. Hiç kimsenin bunu yani yapmaya da bir hakkı yok. Bak şu çok insanı küçük düşürür, ben size söyleyeyim. Yani bir erkek için diyeyim. Böyle genç kızlara dil uzatma, onlara iftira etme, hakaret etme, haddini aşma bir kere bir erkek adamı küçültür. Yani çok kalitesiz, çok seviyesiz bir adam haline getirir. Sen birine laf söyleyeceksen eşitin olana söyleyeceksin. Yani böyle yani derler ya, çoluk çocuk derler böyle, hani el kadar kızlara laf söylenmez. Bir de ayıp ayrıca da. Yani bu söyleyene de yakışmaz ayrıca. Ve bir de bir laf vardır, hani söz sahibinindir derler. Sana gider o laf. Senin de etrafında değil mi? Kızın vardır, ne bileyim işte yakının vardır, teyzenin kızı vardır, halan vardır, onların kızları. Onlara da gider laf. Onlar sana nasıl bakacak o zaman? Diyecekler ki ya bizim eniştemiz bu kafada bir adammış. Ben de onlarla aynıyım bu kızlarla. Demek ki bana da böyle bakıyor derler. Allah esirgesin. Dolayısıyla bu kafa çok yanlış bir kafa. Ve bir an önce özellikle öncelikle ülkemizde bu kafanın sakinleşmesi, sonra da yerine güzel bir kafanın, yani Kur'an'la bakan, Kur'an gözüyle bakan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bakan ve olayları değerlendiren bir zihniyetin olması şarttır. Bu kafa aslında şu an korkuyor. Yani bunlar doğruyu görmüş durumda aslında kendi içinde de. Ve bugüne kadar kurmuş oldukları bir sistem var. Yani kadını ikinci plana alıp erkek egemenliğinde, erkeğin ön planda olduğu, her şey hakim olduğu bir sistem. Şimdi kadın ne oluyor? Şimdi görüyorlar, kadınlar gelişiyor, kendini geliştiriyor, eğitimleri güzelleşiyor, işte güzelleşiyor, şık oluyorlar, ikili hitapları güzel ve hakikaten kadınlar çok titiz ve çok başarılılar. Kalite getiriyorlar. Evet, yani ortama nezih oluyor yani. Biz yani hatırlayalım, yani bizim okulda mesela söyleyeyim, biz Sanzef'te okuduk. Bizim ilk başta şey yoktu, yani sırf erkek lisesiydik biz. Daha sonra okula kızlar girince erkeklerin tavrı değişti. Yani sonuçta birçok beceriden dikkat etmen gerekiyor kendine. Şimdi bir bayan gelmiş okula çünkü. Doğru. Yani bu giyiminden uslubuna kadar her şeyini etkiliyor. Bu kişinin de bir güç var. Şimdi mesela politikaya kadınlar daha çok girsin istiyor, değil mi? Mesela Türkiye'deki devlet kurumlarına bak. Kaçında bayan genel müdür var? Hı hı. Veya işte kitlerde olsun, mecliste olsun bayan vekili. Buna arttıkça tabii erkek egomanyası düşmeye başlıyor. Bu sefer bu gücünü kaybetmekten korkuyor. Halbuki hayrı düşünse, yani kendi istikbali, kendi ben merkezlikli düşünmediği zaman ülkesini, dinini düşündüğünde bunun önünü açması lazım zaten. Hani bayanların daha çok faal olması, daha katkısı, ülkeye daha çok katkı vermesi, bu hem dünyaya hem bize artı değer kazandıracak bir şey. Ama ne yapıyor insan, amcam değil, korkuyor yani, o kaybedecek, o gücü var çünkü. Mesela niye mesela partilerdeki basın sözcüleri bayan değil? Hı hı. Ne kadar güzel. O zaman mesela şu an çıkıyorlar. Mesela mecliste de görüyoruz. Grup başkan vekilleri çıkıyorlar, tartışıyorlar. Bir bayan orada konuşuyorsa tartışamayacaklar. Hı hı. Çok sakin, huzurlu olacak. Niye ülkede gerilim politikası var deniyor. Bayanlar konuşsun orada. Böyle bir şey olmayacak. Yani parti sözcüleri bayan olsa böyle bir kavga, öyle bir çekişme olmayacak yani. Evet, ya sadece kavga açısından da değil. Gerçekten çok ince düşünceli oluyorlar. Gerçekten kalite getiriyorlar. Detayı çok güzel görüyorlar. Yani birçok insanın yakalayamayacağı de detayları yakalıyorlar. Şimdi biraz önce Mısır'dan da bahsetti Altu. Gerçekten yani dünyada kadının baskılandığı sistemlerde müthiş bir rahatsızlık oluşuyor. Bir de olayın bu yönü var. Biz zaten en baskısız, en özgür hayata layık bizim insanların. Bunu söylemiştik. Bir de Batı dünyasında kendi standartları var. Yani kendi standartları dışında kadına böyle yakışıksız davranılmasını veya bir şeylerinin kısıtlanmasını istemiyorlar. Çok rahatsızlar bundan. Mesela bu konuda çok enteresan, Afganistan'da Amerikalı bir kor general söylediği şey, evet diyor, Afganlara biz burada işkence yaptık diyor. Ve birçok kişiyi de öldürdük diyor. Ve ben ve askerlerim şöyle görüyorduk diyor. Afganlar kadınlarına çok kötü davranıyordu. Ve biz bundan çok rahatsız olduk. Artık onlara karşı içimizde şiddet oluştu, şiddet duygusu oluştu diyor.
Şimdi bakın bu İslam aleminin bir şeyi, değiştirmesi gereken çok önemli bir eksiği. Kadınlara gerçekten bir şey davranılıyor, kötü davranılan ülkeler var. Pakistan ve Afganistan'da artık çocuklara çocuk felci aşısı yaptırmıyorlar. Yani bir sürü sebepler öne sürüyorlar. Doktorları öldürüyorlar. Kadınlar mesela sokakta birisine baktığı yüzüne kezzap atıyorlar. Hep bu tip haberler okuyoruz. Hı hı. Ailesi, kendi ailesi birisine baktı diye sokakta evine kapatıyor. Onu ölüme terk ediyor. Mısır'da da şimdi bir şeylerin başlangıcı Batı dünyasını çok rahatsız etti. Ve öyle bir noktaya getirdi ki darbeye darbe diyemeyecek hale geldiler. Hep bir korku şu. Bir gün gelecek, gizli ajandalarda saklı olan belirli kurallar yeniden konacak. Kadınlara seçme seçilme hakkı yasaklanacak. Hı hı. İşte kıyafetleri yasaklanacak. Yaşamları yasaklanacak. Gülmeleri yasaklanacak. Onların rahatça dış sokağa çıkmalarına yasak getirilecek. Hep bu korkular var. Ve İslamofobi tamam dünyada çok ciddi bir konu. Ama bunu da zaten sen bir adama şey vermezsen bu konuda, kullanabileceği bir argüman vermezsen zaten adam bunu kullanamaz. Sen kadına her türlü kötü çıkışları yaparsan adamlar da bunları bire bin katarak kullanıyor. Tabii hiç egzajere ettiğimi düşünmeyin ama yani abarttığımı. Ben şimdi gittim İspanya'da Endülüs'ü gezdim. Endülüs medeniyeti mükemmel tabii. Yani gerçek samimi imanın getirdiği muhteşem sanat, bilim, yani gök bilimi var, optik fizik var. Yani böyle daha yolda yürüyemiyor Batı o zaman. Avrupa zaten hani İbn Sina'nın kitapları ama 500 sene okutuyor. Şimdi orada Engizisyon Müzesi'ni gezdim ben. Engizisyon Müzesi'nde bir düzenekler var ki insanlara uygulanmış. Yani insan hayret ediyor. Bir insan bir insana o demir şeylerle vücut ayırmalar, böyle dikenli şey iğnelerin üstüne oturtmalar, böyle yani yarıcı, yani inanılmaz ya. Diyorsun ki yani bir insan bunu nasıl uygular? Ya bunu ancak şeytan yapabilir yani bu derece. Ya bu kafa buraya gidecek bir kafa. Anlatabiliyor muyum? Sen bunu serbest bıraksan, yani kanunlarla korunmuyor olsak, yobaz kafa, bağnaz kafa insanları yani hayatına da kastedebilir. Anlatabiliyor muyum? Bu bağnazlığın literatüründe olan bir şey. O yüzden Batı'nın büyük korkusu var. Yani bu bir canlansa diyor, dünya tabii, yaşanmayacak tabii, hale gelir. Tabii. Yani o bağnazların din diye ortaya çıkan, dinde hiç olmayan, sonradan uydurulmuş kaynaklarında kadına verilen değersizlik, hı hı, zaten açıkça gözüküyor. İşte eve koyacaksın diyor. Kapatacaksın, sopayı duvara asacaksın bir kere. Hani bir şey yaptığında dövebilesin. Görsün onu diyor. Ne söylerse tersini uygulayacaksın. Yani istişare et diyor. Bir şey söylediğinde tam tersini yap diyor. Yani akılsız olarak görüyor. Buçuk, zaten yarım insan olarak görüyor. Hüküm veriyor mesela. 99 kadından biri cennete, geri kalanı cehenneme gidecektir diyor mesela. Şimdi yani, o yüzden biz yani benzer zihniyette şeyi sen burada ifade ediyorsun ama yani sen belki hani kanunlarla korunmasa sen o kafandaki o zihniyetle serbest bırakılsan ne yapacaksın kim bilir? Yani kimin artık canına kastedeceğini, malına mı kastedeceğini, ortadan mı kaldıracak? Fırsat yok çünkü Peygamberimiz devrinde sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarını gömüyorlardı. Tabii ki. Yani cahiliye olanlar. Canlı bir de. Kurtardı onları. Canlı. Kur'an kurtardı. Kur'an ayet indi. Allah yani, ayet gönderdi bu konuda. Tabii. Yani sen bu kafada gittin mi kadınları gömeceğim belli ki yani. Fırsat verilse yani bazı psikopatlara şu anda fırsat olmadığı için manen öldürmeye çalışıyorlar. Kadınları yok etmeye çalışıyorlar. Fırsatı olanlar da işte Seral'ın anlattığı gibi Afganistan'da, Pakistan'daki rezalet yani çıkıyor. Kadına değil Kur'an veriyor inşallah. Ben birkaç istatistik söylemek istiyorum. Kadına dünyadaki şiddet %70. Genelde. Mesela Suudi Arabistan'da kadınların mesela araba kullanması yasak. O şimdi biraz açıldı biraz ama. Açıldı ama yani. Yani ne büyük marifet yani. Yok tabii. Ya Arabistan'a demişken birkaç şey söyleyeyim tabii. Sen sonra devam edersin Kartal. Arabistan'da bir kadın eşinden veya ailesinden izin almadan yurt dışına seyahat yapamıyor. Evet.
Ya mutlaka eşi gelecek, imzalayacak veya babası gelecek bir işte sarı bir kart var. Ona imzayı attığı zaman ancak yurt dışına çıkabiliyor. Tek başına taksiye binemiyor. Tek başına araba kullanamıyor. Şey havadan var. 2008 yılında söylediği bir şey var. Bir kadın iki gözüyle bakarsa haram olur. O yüzden tek gözüyle baksın diye hadi tek gözünü kapatmaya başladılar kadınların. Fetva veriyor. Fetva yani. Veriyor. Yine geçen sene kadınların gözleri çok etkileyici, işte güneş kara gözlükler taksınlar diye. Arabistan'daki kadınlar bu sefer artık gözlük takmaya başladılar. Yani büyük bir adalet var ve bu bir avuç insan aslında, bir avuç insanın bu yaptığı, ortaya attığı şeyler ve bunların yönetimlerde oluyor olması 1.6 milyar Müslümanın zarar görmesine neden oluyor. Bütün dünya dehşete kapılıyor bu uygulamalardan. Rahatsız oluyor. Adam kendi düzenini bozmak istemiyor. Bu İslam'a da uygun değil. Müslümanlar da rahatsız. Ve her şekilde de işte Irak işgali, Afganistan işgali, Mısır'daki olaya Batı'nın sessizliği, Türkiye'yi belki bölüp parçalamak istemeleri, her yerde aynı şiddet devam ediyor. Kadının modelinden rahatsız olmak yerine kavrukluğundan tedirgin olmak lazım. Yani modelini önünü açmak lazım. Tabii. Mesela Türkiye'de de ilginç rakamlar var. Yani burada modern bayanlar söz söyleniyor, o oluyor, bu oluyor ama asıl toplumu da geliştirmek gerekiyor. Yani önce buna dikkat etmek lazım. Mesela 2003 yılında 783 tane erkek şiddet vakası yaşanmış. Bayanlara yönelik şiddet vakası yaşanmış. Nerede? Türkiye'de. Yani bizim ülkemizde. 2003'te son 4 yılda ise 850 tane kadın öldürülmüş. 853 kadın. Evet, aile içi şiddetten. Ha, bunların önüne geçilmesi lazım. Yani önce buna bakılması lazım. Hı hı. Bu kadınların korunması lazım. Önünün açılması lazım. Desteklenmesi süper lazım. Süper psikopat kafa şimdi aklıma geldi. Bunun da oluşu işte bu Anas kafa vuruyor. Tabii. Niye onunla görüştün? Niye onunla konuştun? Niye o kıyafeti giydin? Niye güldün? Niye eğlendin? Boşanmış gidiyor kadın var ya. Şimdi yani bunun ne olduğunu tam anlayamayanlar, ben Umberto Eco'nun bir kitabı vardı, Gül'ün Adı diye. Kitabı okudum. Kaç sene evvel, eski. Evet. Ve filmi de vardı bunun. Çok güzel bir Hollywood filmi var. Sean Connery oynuyordu ve Christian Slater. Bunlar iki keşiş papaz. İşte bir yere gidiyorlar. Kilisede. Orada bir yaşam. Orada işte bir takım şeyler. Kadına olan, yani kadını cadı olarak görme. Yani Engizisyon'un mantığını anlatıyor. Ve gülme. Gülme diyor. Gülmek diyor, olmaz diyor. Haram diyor dinde diyor. Yani o zamanın yobazları. Ve o papaz şeyinde. Avrupa'nın da bu anazları. Yani işte gülmek aynı yok kafada. Diyor bizim dilimizde diyor. Bizim peygamberimiz gülmeyi yasakladı diyor. İftira atıyor yani peygamber. Hazreti İsa Aleyhisselam. Hiç ilgisi olmadığı gibi aynı zihniyet. Mesela gülme diyor veya gülüşleriyle dalga geçiyor. Anlatıyor. Bu ortaçağ kafasıdır bu. Yani onu araya girip söylemek istedim ama hakikaten çok etkileyici bir filmdi yani. Burada Müslümanım diyor kendine. Kadın düşmanı. İşte her türlü eziyeti, zulmü reva görüyor ve destekliyor. Ama ölünce de ahirette hurilerle evlenmenin duası içerisinde diyeyim. Nasıl oluyor bu? Onlar da kadın. Sen buradaki psikopat kafanla ahiretteki hurileri o şekilde mi davranacaksın? Onlar da kadın. Hem de yani bizim hiç tahayyül edemeyeceğimiz güzellik ve modernlikte olacaklar. Yani oradaki kadınlar bir kapalı çarşaflı değil ki huriler. Yani, hatta hocamız söylemişti, yanlış hatırlamıyorsun. Yani dünyanın en güzel kadını hurinin böyle tırnağının ucunu görse demişti. Ya eve kapanır yani, o kadar yani utancından artık şey oluyor. O kadar güzeller ki huriler. Nasıl olacak peki senin cennetteki hayatın? Yani o psikopat kafayla sen cennete gidebileceğini mi zannediyorsun? Sen önce kendini bu psikopat kafanı burada bir temizlemen gerekiyor. Çünkü cennet şeytan Allah'ın temizlenip arınanların yeridir diyor Cenab-ı Allah. Sen kafandaki o pisliği temizleyeceksin. Nasıl temizleyeceksin? Kendi kafana göre değil. Kur'an'a göre temizleyeceksin. Kur'an'la temizleyeceksin. Kur'an'la temizlersen göz de temizlenir. O zaman temiz güzel bakarsın. Baktığında da güzel görürsün. Neyi güzel görürsün? Kapalıyı da, dekolteyi de, bikinili olanı da, efendim mini etekli olanı da, uzun etekli olanı da, pantolonlu kadını da, makyajlı, makyajsız, saçı yapılı, yapılmamış. Doğal haliyle de olsa
sen bu kadınların hepsini çok güzel görürsün. Ama kafayı temizlersen inşallah. Zaten kadına o şekilde bakan bence Allah alem kadına öyle bir özlem de duymuyor. Duymuyordur tabii. Duyamaz tabii. Yani ruhu. Ha, sevgi ona, kalmamış ki kalbi çürümüş zaten. Ruhu yani. Ona güç tabii. getiremez. Tabii. Ondan sonra da Senal'ın bahsettiği gibi işte Suudi Arabistan'da sapkınlık tabii. eğilimi artması. E bundan yani sen kadına değer vermezsen kadına özlem de duymazsın hiçbir tabii. manada. Tabii. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak o zamandan görmüş mübarek biliyor. Şam'a kadar diyor değil mi bayanlar için bir kadın diyor tek başına seyahat eder diyor. Bak erkek için demiyor. Yani o psikopat kafanın ahir zamanda olacağını Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bildiriyor. Erkek için böyle bir hadisi yok. Erkeklerin özgürlüğünde sorun yok. Yani erkekler rahat o kafaya göre. Aslında insan rahat etmez tabii başkası rahatsızken. Sen nasıl rahat edeceksin? Ama kadın için böyle diyor bak. Ne Şam'ı? İşte Afganistan'a gidemiyor yakında veya ne bileyim sınır Suriye'ye gidemiyor yani veya ne bileyim işte İran'a veya yaş onu diyecektim Konya'ya gidemiyor. Evet. Bir tane genç kız vardı değil mi? Öyle bir dünyayı gezmeye niyet etmiş. Diyarbakır'da mı bir yerde? Yok Kocaeli'de. Kocaeli'de mi? İstanbul'dan çıktı orada oraya yaşamadı kızlar. Mesela kızcağızı orada katlettiler, tecavüz ettiler. Yani böyle tehlikeli bir kafa var ve sen aklı başında göğe böyle akıldane birisi olarak çıkıp buna karşı bir konuşma yapıyorsun. Senin yaptığın bu tür konuşma veya bir mecliste arkadaşların arasında yaptığın bir konuşmanın sonucu buraya gider. Nereye gider? Kadın sokağa çıkar çıkmaz bir psikopatla karşılaşır, tecavüz eder, katleter öldü. Hatta bazı daha ağır psikopatlar var, öldürüyor, tecavüz ediyor. Yani lafın nereye gittiğini, bunun sonun ne olacağını çok iyi düşünerek konuşmak lazım. Bu herkes için önemli bir görev. Yani kadın, gerçekten güzel kadın, Allah'ın çok büyük bir lütfu, bir nimet yani. Gördün mü için açılıyor, Allah'ı anlıyorsun, şükrediyorsun, cennete özlemini arttırıyor, konuşuyorsun, ferahlıyorsun değil mi? Yani bir zikir oluyor, Allah'ı anlıyorsun beraber. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu ama bunun olması için bir sevgi, şefkat, içinde Allah sevgisi gerekiyor. Yani bunlar olunca da o diyalogta zaten bunu alıyorsun. Ve ya kalbin ferahlıyor. Sizler şimdi birkaç tane yani isim vermek istemiyorum da. Bizim kız arkadaşlarımız, kız kardeşlerimizi eleştirenler oluyor. Malumunuz işte makyajlarından, kıyafetlerinden falan. Sen kardeşim bir dinlesene bak. Bizim televizyonumuzda A9'da kız kardeşlerimiz olsun, erkek kardeşlerimiz olsun. Bir aç televizyonu. Bak ben sana garanti veriyorum. Maksimum bir dakika içinde. Maksimum. Ya Cenab-ı Allah'ın ismini duyarsın, ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrini duyarsın, ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, ya da bir hadis-i şeriften bir hadis-i şerif duyarsın hadislerden. Başka bir şey duymazsın. Boş söz duymazsın. İman hakikati duyarsın. Risale-i Nur'dan ders duyarsın. Bak bir dakika içinde diyorum ben, garanti veriyorum yani. Erkek kardeş olsun, kız kardeşlerimiz olsun. İnşallah. Ama sen şimdi böyle bir gayret içerisinde, hem de ahir zaman gibi böyle şedid, böyle şiddetli, böyle zor bir dönem içerisinde değil mi? Canla başla bütün gençliğini vermiş, gayret içerisinde hizmet eden, Allah'ı anlatan, ahir zamanı anlatan ve ahir zaman en önemli konusu olan Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı anlatan nur gibi pırıl pırıl kız kardeşlerimize bakıp da sadece onu söylersen ayıp edersin. Ya sen bir de milletimizin birliğini sağlamakla sorumlusun aynı zamanda. Tabii. Her vatandaş birey, gibi. Her vatandaş bunun da sorumlu. Milli birliğimiz, manevi birliğimiz, bölgede birliğimiz, dünyada birlik. Allah emrediyor bize birliği. Sen ülkenin içinde kendi zihniyetinde olmayan, bağnaz zihniyetinde olmayanları dışlarsan, o birlik dokusunu bozucu hareketler yaparsan, bugün buna bir şey dersin, yarın şuna bir şey dersin. Tabii bunun sonu yok ki. Kaşının üstünde tabii. gözün var dersin. Sen birleştireceğine milleti ayrıştırırsın. Tabii. Ayrıştır, dağıt o zaman ülke bölünsün gitsin, mahvolsun yani. Vallahi seriyesin. Değil mi? Bu zihniyet bunu da getirir. Tabii yani ki. Gezi olaylarında mesela gerçekten Sayın Adnan Oktar evet, hocamız evet. yani bir olayların en başından beri o sokaktaki ayaklanmayı işte durdurmak için mücadele etti. Ve onun yanındaki hanım arkadaşlar, değil mi? Erkek hı-hı, kardeşler hı-hı. hepimiz mücadele ettik. Şimdi burada karşıdaki insanlarda böyle bir korku pompalandı. Türkiye'de hı hı. baskıcılık geliyor, otoriter bir rejim olacak.
insanlar endişeye kapıldı. Böyle sokakta gerçekten böyle bir şey arar duruma geldiler. Hepsini ikna ettik. Gerçekten ikna ettik. Sosyal medyada ikna ettik. Hocamız çok güzel anlattı. Yayınlarda hepsinde gerçekten insanlar ikna oldular. Yani böyle bir şey yok. Bize yanlış bir bilgi geliyor o zaman. Hadi biz evimize dönelim dediler. O dönemde bu yasakçı bağnaz kafa tamamen ortadan yoktu. Kimse yok. Çünkü onları kale alabilecek, dinleyebilecek bir ortam göremediler aslında. Yani onların sözlerini dinletebilecekleri bir ortam yoktu. Çünkü söyleyecek bir şeyleri yok aslında. Yani. Gençlerimiz çok dinamik. Çok modernler. Üniversite gençliğinin hepsi öyle. Yani çok modernler, çok dinamikler. Futbol takımlarımızın taraftarları. Hocamız söyledi. Fenerbahçe'si, Galatasaray'sı, Beşiktaş'ı, Trabzon'su. Hepsi böyle dinamik. Hı hı. Yani şimdi sen bunlara, sen dur, otur, gülme. Hı hı. Şu kıyafeti giyme. Böyle hı hı. yaşama. Hı hı. İşte şuraya gitme, arkana dönme, sağa dön. Bunlar gerçekten geriliyorlar. Sana yapılınca iyi miydi senin de kızına, aile eşrafına tabii kapalısın diye yani. Şiddet gösterilip özgürlükleri kısıtılınca üniversiteye girme, şuraya gitme, evet. kafandan eşarbı çek bunu yap. Bu iyi miydi? Memnun sen muydun? Sen daha bir şey yapıyorsun. Tabii. Ne bir de var? Tabii. Mesela halkı, bizim halkımız özellikle bu 90'lı yıllarda bu iddia eden Ergenekon ve Avrupa'daki baskılarla sürekli Türkiye İran mı olacak diye bir korku pompalandı. Ya bu herkesin bilinçaltında var. Şimdi bilinçaltı varken, böyle bir insanda kuşku varken senin bunun tam tersini yapman gerekiyor. Yani ifrat da yani bunun olmadığını gösteren davranışlar göstermen lazım ve örnek olman lazım. Tabii. İşte Amerikalı şahin neokonlara akıl hı-hı. veren yazarlardan hı-hı. Pipes hı-hı. yine şey diyor. Yani Türkiye'de diyor yöneticilerin gizli ajandaları var diyor. Hı hı. Gerçekten bunu ikna etmeye çalışanlar da eleştirilen insanlar oluyor, gençler oluyor. O gençler anlatıyorlar. O gençler Pipes gibilerin ortaya attıkları fikirleri çürütüyorlar. Ya yani yoksa böyle belki işin içinden çıkılmaz bir hale getirecekler olayı. Tabii. Yani zaten en başından beri söylüyorlar. Yani o Büyük Orta Doğu projesinde ortaya attıklarında Bush ve ekibinin söylediği şey Orta Doğu'yu dinden, Müslümanlardan arındırılmış bir bölge haline getirme hayaliyle çıktılar yola. Hı hı. Sonradan... Haçlı seferi dedi. Ya, tabii. Yani sonradan işte gerçekten Müslümanların aslında kaliteli olduklarını, kendilerinden daha hoşgörülü olduklarını gördükleri zaman bu adamların tezlerini Batı dünyası da, Batı dünyasının gözünde de çöktü. Şimdi biz bunun için uğraşıyoruz. Türkiye'deki modern insanlar da bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Bunların önünü açmak lazım. Yani tabii. bırakın eleştirmeyi işte kıyafetinden şeyinden dolayı. Hem kimin haddine hem de... Serdar'cığım böyle oluyor mu ben? Şimdi mesela karışırlar mı bana acaba? Altıncım çok da güzel oluyor. Gayet delikanlı bir stil. Destekliyorum. Yok ona da karşı gelenler. Olur. Şüphesiz tabii yahu. Canım. Tabii edeb yahu. Evet, evet o kafaya göre. Ya, biliyoruz. Bu, Türkiye evet Türkiye o bağnaz kafa malum kişiler bir kere şunu bilsinler. Evelallah hocamız olduğu sürece ne Pakistan olur ne Afganistan olur ne Suriye olur yani. Hatta tam tersi Afganistan, Pakistan, Suriye Türkiye gibi olacak. Olacak inşallah. Yani bunu bir kere Avrupa'da bilsinler hayran yani. Kalmaya başlar. Biz niye bu kadar hoşgörülü, sevgi dolu ortamı biz niye kuramadık kendi içimizde diye? Bunu yapıyorlardı. Evet. Yani Osmanlı'da 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Machiavelli onların keşişleri Osmanlı'ya geliyorlardı. Nasıl bu kadar çok farklı düşüncede, yaşayışta olan insanları bir arada Osmanlı yaşatıyor diye gözlem yapıyorlardı. Evet. Avrupa'ya dönüp bunun üzerinde düşünüp Batı'da biz bunu nasıl uygulayabiliriz? Biz dünyada zaten bu konuda örnektik. Evet. Yani geçmişte doğru. böyle Endülüs, Selçuklu, Osmanlı bizim tarihimiz buna örnek. Doğru. Çünkü temelinde Kur'an var, İslam var. Evet. Onun güzel ahlakı var. Onun getirdiği özgürlükler var. Kadına verdiği değer var. Bunları biz dünya tarihinde yaşadık, yaşattık. Hı-hı. 64 ülkede bir imparatorlukta herkes dilediği gibi yaşıyordu. İnanç özgürlüğü, tabii ifade ki. Özgürlüğü, kadın sanat icra ediyor. Her şeyi yapıyor. Yani şimdi kalkıp ortaçağ zihniyetinin böyle korkulu, kısıtlamacı uygulamalarına dair ifadeler ortaya atmak ürkütür insanları. Tabii ki. Batıyı da ondan ürkütüyor. Adam haklı, adam diyor ki yani bu bağnaz zihniyet geldiği zaman diyor bütün kadınlar
özgürlüğünü kaybedecek. Biz hatta yaşam özgürlüğümüzü de kaybedeceğiz belki. Çünkü tabii bunlar ki bize öldürülmesi gereken insanlar olarak bakıyorlar. Diyecek, niye biz 46 yıldır Avrupa Birliği'ne giremiyoruz? Değil mi? Yani maddi şeyler veyahut diyor ki o Avrupa'daki demokrasi Hırvatistan girdi. Standartlarına uymamız gerekiyor. Hırvatistan, Romanya. Standartları çoğaltmamız gerekiyor diyorlar. Yani özgürlük bunlar. Demokrasi, hukuk standardı, insana verilen değer, insan hakları. Değil mi? Yani 46 yıl kapıda beklemiyor. Bir hayır vardır çünkü biz Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği'nin lideri şimdi Avrupa Birliği bize katılacak inşallah. O birliği kurarak Avrupa Birliği'yle belki gireceğiz, belki ilişkileri sağlayacağız, bir birlik kuracağız. Bir hayrı vardır elbet ama İnşallah. Bunlar bize de bir nasihat olması, örnek olması açısından Türkiye'nin gelmesi gereken açık zihniyetli, peygamberimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem özgür, herkese değer veren, kadınlara değer veren, onlar sizin bahsettiğiniz, senin annen, senin kız kardeşin, senin evladın kız. Yani orada empatiyi kuracak. Kendi evladı gibi görecek. Kendi annesi gibi görecek. Kendi kız kardeşi gibi görecek. Şefkatle davranması abi. Sevgiyle davranması. Evet. Şunu da ekleyelim. Yani tabii program vakitli olduğu için her şeyi konuşamıyoruz. O zaten malum da. Kısacası şunu da söyleyelim. Sadece kadın ve erkek özgürlüğü değil, bağnaz kafa çocuklara da özgürlüklerini elinden alan bir zihniyettir. Yani çocuklar da neşesiz, işte kafa başı önde, gülmeyen, eğlenmeyen, oynamayan, zıplamayan ki çocuğun yani fıtratına son derece aykırı şeylerdir bunlar. Ona da müsaade etmez. Yani çocuklara karşı da bir kin ve öfke vardır bağnaz kafada. Onu da söyleyelim. Yani onu da konuşuruz da o da çok evet, geniş bir doğru konu. Ama sadece kadın erkek değil. Yani hatta hayvanlara da öyle bunlar. Tabii. Ya bunlarda hayvan sevgisi de yok. Yani böyle bir kedi köpek bir şey görünce sokakta. Allah normal sevgisi böyle, yok. Allah sevgisi olmadığı için hayvanı da sevemiyor. Sadece insan değil. Onu da belirtelim. Tabii bir şey daha belirteceğim. Şimdi Altı Hocam'ın kıyafetinden bahsettik. Güzel tamam da bir güzel bir şey daha var. Program başında konuşmuştuk. Kartal biraz tedirgin oldu ama. Bana göre ağır romanı en iyi oynayan kardeşimiz Kartal'dır. Yani ben seyrettim orada hocamızla canlı yayında. Ben de beklemiyordum. Beklemiyordun değil mi? Ceketi takarak. Ceketi takmıyor. Şimdi ben seyrettiğimde bu benim çok hoşuma gitti. Kartal benim canım kardeşim. Şimdi tanımayan biri olsa... Dur araya gireyim. Ben de bugün seyredebildim. Benim de hoşuma gitti. Senin hoşuna gitti. Yani tanımayan biri bunu görse ve mesela biri de tarif etse dese ki bu kişi Müslümandır. Namaz kılar, orucunu tutar, Kur'an okur, efendim İslam'ı anlatır, ömrünü de bu uğurda geçirmiştir. Ama şahane de ağır roman oynar desen. İnsanın hoşuna gider bu ya. Yani o kişiye olan sempati artar. Sevgi artar. Çünkü bu kadar donanımlı birinin gayet mütevazi, enaniyetten uzak, değil mi? Özgüvenli ve çok dışa dönük, samimi bir dans mı diyeyim artık bilemiyorum ona, figürler içerisinde olması güzel bir şey bu. Ve hakikaten örnek bir şey bu, bir davranış bu. Onu da söylemek yani istedim. Yani ben de arada bir şey söyleyeyim. İyi folklorcudur yani öyle demesi. Sen de fena değilsin. Evet yani güzeldir ritme uymak. Tabii ki. Dans maşallah. Yani mesela Şeyh Nazım Hazretleri değil mi? Onun evet. Şeyi evet. Arkadaşları, müridi evet. Adını değil mi? Evet. Zikirde de ritim vardır. Evet maşallah. Yani tarikatlarda dahi. Evet. Yani o tabii. Mesela hay derken tabii. Mesela bir tarafa böyle tabii. Ritim. Tef var. Tef var. Hay der mesela öbür tarafa yani ritim evet. Zaten kalbin ve zikrin de ritmidir. Yani biz o dansı gaflet halinde yapmıyoruz şüphesiz, ki. Biz evet. O dansı Allah'ımızı böyle şükrederek onun verdiği güzellikleri anarak onu da zikrederek yapıyoruz. İnşallah. Zaten. Ve bunu da yapacağız. Evet. Yani Allah'ın dilemesiyle inşallah ölene kadar. Biz bundan vazgeçmeyiz. Yani birkaç tane böyle çıkıp da konuşuyor işte falan eleştiriyor diye biz böyle kenara çekilecek adamlar da değiliz. Bunu yapacağız. Doğru stil budur. Kur'an'a uygun model budur. Biz yapacağımız gibi herkese de bunu anlatacağız. Doğru olduğunu ve tavsiye edeceğiz. Programı ben bir şey sonuna söyleyeceğim. Geldim. Ha, söyle. Önce. Birkaç program önce Galatasaray Bayan Voleybol basket takımı Avrupa şampiyonu oldun da galiba sen tek başınaydın burada. Sen büyük teşekkür ettin galiba. Tebrik ettin, kutladın herhalde. Evet.
Şimdi de elbette, Fenerbahçe elbette. Futbol takımının daha şampiyon olmadınız mı? Yani olsun biz ben haftaya burada olurum, olmayabilir. Haftaya konuşalım. O yüzden ama tebrik ederiz. Şey olsun hani sana şimdiden söyleyeyim mi? Haftaya eğer ben burada olmazsam evet, haftaya herhalde kalmıştım. Arkadaşlar şey yaparlar. İnşallah. Biz milli takım istiyoruz. Evet. Ben asıl programımız bitti. Ama hocamızın o az önce bahsettiğim bir röportajından alıntı var. Onu buldum. Onu okuyayım. Konunun final tamamını çok güzel, hikmetli bir şekilde özetliyor. Sonra kapatalım programımızı. Hocamız şöyle söylüyor. Şimdi dekolte konusu dünyanın en önemli konularından bir tanesidir. Kadınların özgürlüğü. Yani rejimler ona göre yıkılıyor. Rejimler ona göre güçleniyor. Kadına karşı olan her rejim yıkılıyor. Her düşünce yıkılır. Hepsi mağlup olur. Tarihe bakın hep böyledir. Kadını seven, kadını kollayan muzaffer olmuştur. Kadın çünkü dünyanın en önemli süsüdür, en güzel kalitesidir. Dünyanın yani Kur'ani değerleri tenzih ediyorum mevcut maddi manevi insani bedeni olarak kadının üstüne bir süs güzellik yoktur. Kadın baskı altında olduğunda biz de mutlu olmayız, neşeli olmayız. İnsan mesela bir tane bile çocuğu hapiste olduğunda huzurlu olmuyor, rahat etmiyor. Kadınların üstündeki baskı kalktığında biz neşeli, sevinçli oluyoruz. Rahat oluyoruz. Biz hayatı güzelleştireceğiz. Binalar güzel olacak. İnsanlar güzel olacak. Hayvanlar, bitkiler güzel olacak. Her yer, her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle. Dünyanın içinde bulunduğumuz ayrı zamanda, dönemi de çok güzel olacak. Bunu bağnazlar istemese de engellemeye gayret etseler de beyhude. Allah öyle diyor, şeytanın Allah'ın sınırı. Allah nurunu tamamlayacaklardır, tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de. Evet, inşallah. Programın sonuna geldik. Kapanış konuşmasında yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler, gündem analizinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.